Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugünkü videomda iştahsız bebekler için bir takım önerilerde bulunacağım size. Bir anne baba için bebeğinin çocuğunun olabildiğince az besleniyor olması, iştahsız olması gerçekten çok üzücü ve kaygı verici. Benim de oğlum 18. aydan sonra başlayıp 2,5 yaşına kadar ciddi bir iştahsızlık dönemi yaşamıştı. Bunun altında bir takım sebepler yatıyor ki özellikle 8. 9. aydan sonra başlayıp yaklaşık okul çağına gidinceye kadar bir dönemde yoğun gördüğümüz bir dönem. Burada bir takım bizim de anne baba olarak bizim de yapacaklarımız şeyler olabiliyor ki anne babanın boşanması, onun yanında bir takım travmatik olaylar, ödül ya da cezanın çok fazla olması çocuğun hayatında, diş çıkartma dönemleri, hastalık dönemleri gibi, ateşli hastalıklar özellikle bu süreçlerde iştahsızlık görülebilir. Bu iştahsızlık bir takım nedenleri olabilir. Bunun için önce eğer iştahsız bir durumu söz konusu düşünüyorsanız mutlaka çocuk doktorunuzdan öneriler almak ve mutlaka bu durumu onunla paylaşmanız çok önemli. Bu süreçte neler yapabiliriz? 3 ana öğünü, yani sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeğinin dışında belki ilk başta ara öğünleri biraz azaltmak iyi bir fikir olabilir. Yemekten hemen önce yarım bardak bir meyve suyu vermek bile çocuğun iştahını kesecektir. Eğer bu yemeği yersen sana çikolata vereceğim, sana bu yemeği yersen iPad seyredeceğim gibi bir takım ödüllenmeler genelde eğer ödülden vazgeçtiği zaman çocuğun yemek yememeyle tekrar karşımıza geliyor. Bu yemek masasında hep beraber ailece oturmak çok kıymetli ve çok önemli. Yine bu süreçte çocuğun önüne iPad, cep telefonu gibi bir takım akıllı makineler karşı koyduğunuzda genelde çocuk ona bakarak hiç fark etmeden sizin zorlamanızı ağzının içine sadece verdiğiniz şeyi hiç fark etmeden yiyecektir. Bu da bir süre sonra iştahsızlık daha ileri yaşlarda obeziteye neden oluyor. O yüzden mümkün mertebe aynı masada aşağı yukarı çocuğumuzla aynı şeyleri yiyerek birlikte aile ortamında aynı sofrada olmak daha esasında bu süreci birazcık daha kolaylaştıracaktır. Yine özellikle iştahsız olduğu dönemlerde sevdiği yemek üstüne biraz gitmek. İlla sebze çorbaları, sebze püreleri gibi değil de birazcık daha işte daha alternatif yemekler, yemek tarifleri yapabilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte yemek yapmak, eğer ayı uygunsa beraber yemek yapmak çok işe yarayabilir. Genelde 8. 9. aydan sonra çatala bir şey batırdığınızda kendi kendini yiyebilir. Yine 18. aydan sonra kaşıkla çok rahat, kendine sıvı şeyleri çok rahat içebilecektir. Bu dönemde kaşık ve çatalla bebeğinizle çocuğunuzu karşılaştırmak, onunla biraz yemeklere dokunmasına izin vermek, biraz parmaklarıyla yemeğin mıncıklamasına izin vermek de iştahının biraz açılmasına neden olacaktır. Kendi yaşıtlarıyla aynı ortam yaratabiliyorsanız aynı ortamda beraber yemek yemelerini sağlayabilirsiniz ki bu gerçekten benim oğlumda çok işe yaramıştı. Bunların hepsinin yanı sıra bu sürecin geçici bir süreç olduğuna inanmış olmak ve bebeğinizi, çocuğunuzu bu konuda çok zorlamamak bu işin kilit noktası. Biz çünkü çocuğumuzu zorladıkça inanın bize çok aynı şekilde iştahsız bir çocuk olarak geri gelecektir. Siz ne zaman bu olayı kabul edip biraz rahatlattığınızda inanın bebeğinizin iştahının yavaş yavaş geri geldiğini göreceksiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olabilirsiniz, beni de mutlu ederseniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.